Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf üstü sayılar konusuyla birlikteyiz. Ekranımızı ayarlıyoruz ve açıklamamızı okuyoruz. Üstü sayıları aynı sayıların çarpma işleminin kısaltılmış şekilde gösterilmesi olarak açıklayabiliriz. Yani aslında üstü sayılar çarpma işleminin kısaltılması. Fakat her çarpma işleminin değil, aynı sayıların çarpma işlemleri. Örneklere bakarsak sizler de anlayacaksınız. 5 çarpı 5'i kısa yoldan 5'in üzerine küçük bir 2 rakamını koyarak açıklayabiliyoruz ve böyle bu şekilde yazabiliyoruz. Neden 2 yazıyoruz? Çünkü 2 tane 5'in çarpması olarak verilmiş. O yüzden 5 çarpı 5'i 5 üzeri 2. 5'in üstüne küçük bir 2 koyarak gösterebiliyoruz. Yan tarafa bakalım. 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 3 tane 4'ün çarpımı, çarpımı var. Nasıl yazmışız? 4'ün üzerine küçük bir 3 rakamını yazarak 4 üssü 3 olarak yazmışız. Yan tarafa bakalım. 7 çarpı 7. 2 tane 7. 2 tane 7'nin çarpımı var. 7'nin üzerine 2 işaretini 2 rakamını koymuşuz. Ve bu şekilde göstermişiz. Üstü sayılarda terimlerin isimleri nasıl oluyor ona bakalım. 8 üzerine 3 yazılmış. Biz bunu okurken şöyle ilk önce altta okunuşunu göstereyim. 8 üssü 3 diye okuyabiliriz. Ya da 8'in 3. kuvveti diye söyleyebiliriz. Ya da 8'in küpü diye söyleyebiliriz. 3 söyleyiş şekli de e, uygundur. Peki üstteki sayıya o küçük rakama ne diyoruz? Üs ya da diğer ismi kuvvet diye isimlendiriyoruz. E, alttaki esas rakamımızda 8 olduğuna göre 8'e de taban ismini veriyoruz. Yan tarafta bir örneğimiz daha var. 6'nın üzerine 2 koyulmuş. 6 üssü 2 diye okuyabiliyoruz. 6'nın ikinci kuvveti diye söyleyebiliyoruz ya da 6'nın karesi diye söyleyebiliyoruz. Peki bu ne demektir? Yani 2 tane 6'nın 6 altı sayısının 2 defa çarpımı demektir. 6 altı ile 6'yı çarpma işlemi yapmamız gerekiyor demektir. Alıştırmalarımıza bir bakalım. Buradaki alıştırmalarımızı aşağı doğru yazılan alıştırmalarımızı üslü ifade olarak göstereceğiz. 6 çarpı 6 ne demektir bu? 6'nın üzerine 2 ta 2 rakamını koyacağız. 6 üssü 2 veya 6'nın ikinci kuvveti diye söyleyeceğiz. 3 çarpı 3 2 tane 3 olduğu için 3 rakamını 6'a yazıyoruz. Üste kaç tane olduğunu yazıyoruz. 2 tane 3 var demektir. 3 ile 3'ü çarpma yapmamız gerekiyor demektir. 10 çarpı 10 çarpı 10. Hemen 10 rakamını yani gördüğümüz rakamı alta taban olarak yazıyorum. Kaç tane 10 çarpmamızı çarpma yapılması gerekiyor? 3 tane. O zaman üstüne 3 yazıyorum. 10'un küpü veya 10 üssü 3 diye söyleyebilirim. 14 çarpı 14 hemen taban rakamımıza 14'ü yazıyorum. 2 tane 14 olduğu için üzerine 2'yi koyuyorum ve 14 üssü 2 ya da 14'ün ikinci kuvveti diye söylüyorum. 8 çarpı 8 çarpı 8. Yine 8'i tabana yazıyorum. 3 tane 8 olduğu için 8'in küpü olarak yazıyorum. Yan taraftaki alıştırmalarımızda açılımları yapacağım. 9'un ikinci kuvveti. Yani bu ne demektir? 2 tane 9'u çarpma yapalım demektir. Sonucu da bulalım isterseniz. 9 kere 9 81. Demek ki 9 üzeri 2 9 üstü 2 81 sonucuna ulaştırıyor bizi. 5'in 3. kuvveti 3 tane 5 çarpma yapmamız gerekiyor. 5 çarpı 5 çarpı 5 eşittir. 5 kere 5 25. 25 ile de tekrar 5'i çarptığımız zaman şu ikisi 25 ediyor. Tekrar 5'i çarptığımız zaman 125 oluyor. Demek ki 5 üstü 3 125 eder. 20'nin ikinci kuvveti iki tane 20'yi çarpma yapmamız gerekiyor. Hemen yapıyorum. Burada sıfırları görmezden geliyorum. 2 kere 2 4. 4'ü yazıyorum. 2 tane sıfırı görmezden geldiğime göre 2 sıfırı en sona ekliyorum ve cevabı kısa yoldan buluyorum. Böylece çarpmanın da bir kısa yolunu da göstermiş olduk. Sıfırın üçüncü kuvveti. Yani 3 tane sıfırı çarpma yapalım demek bu. 0 çarpı 0 yine 0 eder. Sonuçta 0 ile hangi sayıyı çarparsak çarpalım sonuç 0 olacak. 12 çarpı 12 olması lazım. 2 tane 12. 12 üstü 2 olduğu için. Bunu zihinden çarpmak güç olabilir. Hemen ne yapıyorum? Yan tarafta 12 ile 12'yi çarpıyorum. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Topluyorum. 4 4 1 Demek ki 12 çarpı 12, yani 12 üssü 2, 144 eder. Şimdi geldik diğer alıştırmamıza aşağıda verilen üslü ifadelerin sonucunu bulalım. 1 üzeri 2, 1'in ikinci kuvveti yani 2 tane 1'i çarpma yapmamız gerekiyor. 1 kere 1, 1. cevap 1 oldu. 4'ün ikinci kuvveti 2 i̇ki tane 4'ü çarpma yapmamız gerekiyor. 4 çarpı 4 eşittir 16. Peki 4'ün 3. kuvvetini bulalım. O zaman 3 tane 4 yazmam gerekir. Çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 16 32 48 64. Cevabımız 64 eder. 5'in 3. kuvveti 3 tane 5 çarpı 5 çarpı 5. Yukarıda bulmuştuk. 3 defa çarptığımız zaman 5'i birbiriyle 125 ediyor. 0'ın 3. kuvveti yine üstte bulmuştuk. 0 çarpı 0 çarpı 0. 3 tane 0'ı çarpma yapmam gerekiyor. Cevap 0 çıkıyor. 9'un 3. kuvveti 9 üssü 3. 9 çarpı 9 çarpı 9. Evet. İlk önce 9 9'u çarpıyorum. 81. 81. Şimdi 81 ile bir kez daha 9'u çarpmam lazım. Onu kenarda çarpıyorum. 9 kere 1 9. 9 kere 8 72. Cevap 729 çıktı. Evet. Diğer alıştırmamıza bakalım. Bu kez de üslü ifadelerle çarpma, toplama, çıkarma, bölme gibi işlemler nasıl yapılacak onu anlatacağım. Burada öğrenciler bazen şu hatayı yapıyorlar. İlk önce 4'ten 3'ü çıkarıyorlar. Bu yanlış bir uygulama. Ne yapmalıyız? İlk önce 4 üssü 2'yi bulmamız lazım. Yani 2 tane 4'ün çarpımı ne eder? 4 çarpı 4. O da eşittir. Şuraya yazıyorum. 16 eder. Şimdi 2 tane 3'ün çarpımını bulmam lazım. 3 çarpı 3. O da eşittir 9 eder. Arada çıkarma işlemi vardı. Şimdi çıkarmamı yapıyorum. 16'dan 9 çıktı. Cevabımız 7 oldu. Diğer işlemimizi yapalım. Burada da bir toplama işlemi var. 10 üssü 3. Yani 3 tane 10'un çarpımı. 10 çarpı 10 çarpı 10. 10 kere 10 100. 100 ile de 10'u çarptığım zaman 1000 eder. 1000'i yazıyorum. Artı şimdi 8'in ikinci kuvveti. 8'in karesi. 8 çarpı 8. O da 64 eder. Toplama yaptığım zaman cevabım 1064 çıkıyor. Diğer alıştırmamıza bakalım. Bakın burada bir çarpma işlemi var. Aslında cevap 0 çıkacak. Çünkü 0 ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın. Sonuç 0 çıkar. Fakat biz yine de gösterelim. 0'ın karesi. 0 çarpı 0. Tabii ki işlemimiz 0 oluyor. 7'nin karesi. 7 çarpı 7. 7'nin ikinci kuvveti. O da 49 ediyor. Yazdım yerlerine. 0 çarpı 49 cevabımız 0 olacak. Diğer işlemimiz 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 yazdım yerine artı 5'in 2. kuvveti yani 5 çarpı 5 o da 25 eder. Onu da yazdım. Eksi 1'in 3. kuvveti 1 çarpı 1 çarpı 1. 1 kere 1, 1 1 1 kere 1 1. O da 1 eder. Şimdi işlemlerimi yapabilirim. 64 ile 25'i topladığımda 80 89 yapıyor. 89 eksi 1 o da eşittir. 88 eder. Böylece cevabı bulmuş oldum. Diğer alıştırmamıza bakalım. 8'in ikinci kuvveti. 8'in karesi. 8 çarpı 8. O da 64 eder. 8 kere 8. Bölü bölme işaretimiz var. 4'ün ikinci kuvveti yani 4 çarpı 4. O da 16 eder. 64'ü 16'ya böldüğümüz zaman cevap 4 çıkar. Zihinden bölme yapamadığımız zaman kenarda bölme işlemini uygulayabiliriz. Şimdi geçiyoruz diğer alıştırmalarımıza. Dördüncü sorumuz. 10'un karesi eksi 6'nın karesi eşittir yıldızın karesi şeklinde verilen işleme göre yıldızın değerini bulunuz. İlk önce 10'un karesini buluyorum. 10 çarpı 10 eşittir 100. Burayı buldum. 6'nın karesi 6 çarpı 6 36. Ne yapmalıyım? Çıkarma işlemi yapmalıyım. Yani 100'den 36'yı çıkarıyorum. Eşittir 64. Şimdi bulduğumuz sonuç yıldızın karesi. Fakat bizden yıldızı istiyor. Yani daha sorumuz bitmedi. 64 sayısı yıldızın karesiymiş. İsterseniz şöyle yazalım. Yıldızın karesi 64 ise Hangi iki tane sayıyı çarparsam 64 eder. Hemen burada çarpım tablosunu hatırlıyorum. 8 kere 8 64'tü. Demek ki yıldızın yerine 8 yazmam gerekiyor. Bakın 8'in karesi 64. Yani ne demektir bu? 8 çarpı 8 64'tür. O zaman yıldızımız bakın burada ortaya çıktı. Yıldız eşittir 8'miş. Geldik 5. ve son sorumuza. Aşağıda verilen üslü sayılardan hangisinin sonucu en büyüktür? Sırayla buluyorum. 4'ün küpü 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. A şıkkı 64 çıkıyor. B şıkkına bakalım. 6'nın karesi 6'nın 2. kuvveti 6 çarpı 6 36. B şıkkımız 36. C, C şıkkını buluyoruz. 2'nin küpü. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. C şıkkı 8 çıktı. D şıkkı 5'in karesi 5 çarpı 5 demektir bu. 5 kere 5 25. Bütün sonuçları buldum. En büyük kim ona bakıyorum. A şıkkı en büyük. Ve böylece cevabımı buluyorum. Bu alıştırmayla dersimizin sonuna geldik. Bir kez daha sizlere hatırlatıyorum. Üstlü sayılarda Sayımızın üstünde hangi rakam varsa o kadar aynı rakamı çarpma yapacağız demektir. Bunu unutmuyoruz. Mesela ne demiştik? 10 üzeri 2 dediğimizde 2 tane 10'u çarpma yapacağız. Aynı rakamların çarpmasını gerçekleştireceğiz demektir. 10 üssü 3 dediğinde 3 tane 10'u yazarak 10 çarpı 10 çarpı 10 diye işlemimizi uygulamamız gerekiyor. Dersimizin sonunda sizlere her zamanki gibi derslerinizde başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.